Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istaimu bis-sabri was-salah. Birisi olarak bizimle bu sofraları paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zira biz engel denilince asıl engelin hakkı görmeyen gözlerde olduğunu, asıl engelin hakkı anlamayan kalplerde ve gönüllerde olduğunu, hepsinden öte asıl engelin hakkı ve doğruyu söylemeyen dillerde olduğuna inanan insanlarız. Asıl engel hayatı, bize bu hayatı bahşeden yüce yaratıcının rızası doğrultusunda yaşamamak olduğuna inanıyoruz. Yoksa engel belki takdiri ilahi, uzvumuzun, vücudumuzun, bedenimizin belki bir uzvunu kaybetmiş olabiliriz. Ama Allah'ın bizleri yaratma gayesi ve hikmeti doğrultusunda yaşadığımız anda işte o bize engel gibi gözüken efendim o eksiğimizin bizim için bir nimet olduğunu hem bu dünyada hem de ahirette inşallah müşahede edeceğiz. Onun için ben her zaman engelli kardeşlerimizi hasta aslımızın birer Abdullah İbni Ümmü Mektumu olarak sizleri bu asılda Abdullah İbni Ümmü Mektum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bilal-i Habeşi'den sonraki müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un temsilcileri olarak görüyoruz. Ve Cenab-ı Allah sizleri efendim Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. Kur'an-ı Kerim'de efendim sizleri teselli etmiş. Ve ben her konuşmamda bunu söylüyorum. Gerçekten şu yaşadığımız dünyada Allah'ın bizlere sınırlı ve geçici verdiği şu dünyada bu engellerimizle beraber yaratıcımızı unutmamışsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmiş isek ve tabiri caizse engelli kardeşlerimizin bu hayat koşusunda örnek bir metrelik bir koşuysa engelli kardeşlerimizin bizim 500 metre önümüzde olduğuna inanıyorum. Zira siz de biz de Rabbimizi razı etme peşinde koşuyoruz. Lakin siz engellerinize rağmen bu yolda koşmanız var ya, işte o sizi bizlerin de önüne geçiren nedir? Bir özelliktir. Yuvalarında, ocaklarında
iftar edemeyen binlerce, milyonlarca Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'a hamdolsun ki hiç değilse başımızı sokacağımız bir yuvamız, bir araya gelip de aynı sofrayı paylaşacağımız çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiklerimizle beraber hiç değilse iftarlarımızı yapıyoruz.